Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için birbirinden güzel en iyi 25 tane mobil FPS oyununu derlemeye çalıştım. Ama bu oyunların bir özelliği var. İnternet bağlantısı gerekmeden oynayabiliyorsunuz ve hepsi hikaye tabanlı oyunlar arkadaşlar. O yüzden listeyi sonuna kadar izleyin. 25 mobil oyundan kısa kısa bahsettim. Hiçbirini kaçırmanızı istemem. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk oyunumuz Battle Ops. Gerçekten oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri olabilir. Çünkü bu oyun Call of Duty sevenleri de memnun eder diye düşünüyorum. Tabii ki o kadar kaliteli olmasını beklemeyin. Ama mobilde oynayabileceğiniz en iyi FPS yapımlarından biridir diye düşünüyorum. Ve henüz çok az bilinen bir oyun, gerçekten değeri hak ediyor. Bence bu oyunu deneyin. Silah atış hissiyatlarına, bölüm tasarımlarına ve düşman zorluklarına bayılacaksınız. İkinci oyunumuz HunterCraft. İlk oyunumuz Battle Ops kadar kaliteli grafiklere sahip değil. Ama her şey grafik değil. Gerçekten HunterCraft'ı oynamak istiyorsanız tercih etmeniz gereken en iyi yapımlardan biri olabilir. Çünkü oyun kübik bir tasarıma sahip olmasına rağmen oynayabileceğiniz en iyi kübik FPS oyunlarından biri. Özellikle silah atış hissiyatı çok güzel ve bence Survival modunu mutlaka oynamalısınız. Aksiyon gerilim oyunlarını seviyorsanız ve mobil FPS oyunlar hoşunuza gidiyorsa 3. oyunumuz Project Gray bence tam size göre bir yapım. Oldukça kaliteli bir oyun. Özellikle kulaklıklarla oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunun grafiklerinin muazzam olduğunu şu an bile görebiliyorsunuz. Ama grafiklerden daha iyi olan şey ise oyunun gerilim dizaynı arkadaşlar. Bölümleri oynarken gerilmemek elde değil. Özellikle zombilerin kolayca ölmemesi, cephane sıkıntısı yaşamanız, sürekli olarak zombilerden kaçmak zorunda kalmanız bence oyunu daha çekici hale getiriyor. Mutlaka denemenizi isterim. Filmlerde görüp kiralık katil veya ajan olmaya özeniyorsanız listemizin 4. oyunu Sierra 7 tam size göre olabilir. Gerçekten oyunun hikaye tasarımı ve işleyişi 10 numara arkadaşlar. Tamamen Türkçe olduğundan dolayı hikayeye tam olarak kapılabiliyorsunuz ve oyunun grafikleri nedense bana aşırı çekici geliyor. Oynanışının çok basit olmaması, adamların doğrudan tek kurşunla ölmemesi, gerçekçi hedefleme bence bu oyunun en iyi yönlerinden biri ve nedense oyuna kartun grafik motorunun çok yakıştığını düşünüyorum. Bu oyunu şiddetle tavsiye ediyorum, mutlaka denemelisiniz. Birazcık aksiyonu düşürüp daha arcade bir mobil FPS oyunu isteyenler için 5. oyunumuz Dead Set bence 10 numara bir tercih olacaktır. Bu oyunda yapmanız gereken tek şey silahınızı seçmek, cephanenizi doldurmak, en iyi şekilde geliştirmek ve karşınızdan gelen zombileri hedefleyip vurmak arkadaşlar. Ama Dead Set'in de kötü bir tarafı var. Zombiler kolay kolay ölmüyor ve hedef almak gerçekten zor. Hassasiyet ayarınızı iyi yapın ve güzel vakit geçirmeye bakın. Dead Set mutlaka sizin hoşunuza gidebilecek kalitede bir yapım. 6. oyunumuz klasik yapım Doom 2. Ücretli bir oyun, ücretini hak eder mi etmez mi, bu tamamen oynayana ve seriyi sevene kalmış arkadaşlar. Listedeki belki de en kötü grafiklere sahip oyun ama gerçekten güzel bir hikaye, iyi bir aksiyona sahip. Eski Atari tarzı oyunları özlediyseniz, eski yapımlar hoşunuza gidiyorsa Doom 2'yi tercih edebilirsiniz. Ama şunu söylemem lazım, gerçekten listede en son oynayacağım oyunlardan biri. 21. yüzyılda bence böyle oyunlara gerek yok. Lütfen beni linçlemeyin. Doom 2'den ve eski Atari oyunlarından bahsetmişken bence 7. oyunumuz Tail Gun Charlie'yi de mutlaka denemelisiniz. Gerçekten bu oyun klasik bir yapım arkadaşlar. Benzeri bir oyunu eski bilgisayarınızda veya Atari'nizde mutlaka oynamışsınızdır. Bu oyunun zor bir tarafı var. Bu oyunda herhangi bir şekilde joystick kontrolleri yok. Yani oyunu telefonunuzun jiroskopundan oynamanız gerekiyor ve alışana kadar hedeflemek oldukça zor. Sadece ekrana ateş etmek için basmanız yeterli. Farklı farklı bölümler, farklı farklı modlar var. Denemeniz gereken klasik bir yapım. Most doors and security systems, but only...
Watch out. Sekizinci oyunumuz bilim kurgu macera mobil FPS oyunu Dead Effect 2 arkadaşlar. Bu oyunu daha önce birkaç listemde daha konuk etmiştim. Bu oyunun ayrıyetten aksiyon ve gerilim türünde bir yapım olduğunu da söylemem lazım. Bir uzay istasyonunda ekibinize ne olduğunu bulmak için o uzay istasyonundaki bazı zombi kılıklı canlılarla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İlerledikçe ekipmanlarınızı, silahınızı geliştiriyorsunuz ve gerçekten gerilmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz arkadaşlar. Bence bilgisayar kalitesinde bir yapım, mutlaka denemeniz gerekiyor. Dokuzuncu oyunumuz Return to Planet X. Gerçekten ücretini hak eden bilim kurgu, macera ve aksiyon türünde bir oyun arkadaşlar. Tabii ki aksiyonu gerilimle harmanlamış ve ben bu oyunun tasarımını nedense Half-Life'a benzetiyorum. Bazılarınız benzetmeyebilir ama oyundaki yaratıklar baya baya Half-Life'daki yaratıklara benziyor. Uzayda yine bir uzay istasyonundasınız ve gerçekten başınızdan neler geçtiğini bilmiyorsunuz. O istasyonu araştırarak başınıza gelecekleri merakla beklemek zorundasınız. Onuncu oyunumuz Zombie D-Day. Basit bir zombi oyunu arkadaşlar. Bu oyunu sadece eğlencesine oynayabilirsiniz. Kendi çapında ufak bir hikayesi var. Ama bu oyunda arcade türünde klasik bir oyun diyebiliriz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey ekipmanlarınızı donanmak ve onları her bölümde daha iyi şekilde geliştirmek. Karşınıza gelecek zombi dalgalarını çok çabuk ve en az zararla yok etmek. Oldukça basit bir oyun gibi duruyor ama ilerledikçe ve silahınızı geliştirmekte zorlandıkça sizi baya baya gerebilecek bir yapım ve grafikleri de bence günümüz oyunlarına göre oldukça standart ve iyi. 11. oyunumuz tasarımı, klasik hikayesi ve gerçekten etkileyici sesleriyle klasik haline gelmiş Lone Wolf arkadaşlar. Bu oyunu zaten oynamayan yoktur diye tahmin ediyorum. Ama hala cesaret edip indirmekten korkan veya megabaytlarım gider mi diye düşünen varsa lütfen düşünmesin ve bu oyunu indirip oynasın arkadaşlar. Gerçekten izlediğiniz Türk dizileri gibi bir mobil oyun ve bence baya baya zevk alabileceğiniz bir yapım. Ben bu oyunu çok sevmiştim, şiddetle tavsiye ediyorum. On ikinci oyunumuz kartun ve arcade tasarıma sahip Major Guns. Gerçekten bu oyunu hepinize tavsiye edebilirim çünkü basit bir yapım arkadaşlar. Sadece zevkine girip oynayabilirsiniz. Karikatürize bir tasarıma sahip olduğu için eğlenmeniz bile mümkün. Oyunu oynamak basit, net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece haritada çıkan düşmanları kendi konumunuza göre iyi siper alıp öldürmeniz gerekiyor. Bazen zorlayan düşmanlar çıkıyor ama onların da zayıf noktalarını bulup avlamak çok kolay. Tavsiye edebileceğim küçük bir oyun. Hikayeler, vahşi batı, tehlikeli kovboylar, bunları seviyorsanız 13. oyunumuz The Loveless tam size göre arkadaşlar. Oyunun gerçekten güzel bir ara sahne anlayışı, sinematikleri mükemmel ve sinematiklerle birleşen aksiyonda 10 numara diyebilirim arkadaşlar. Klasik bildiğiniz oyunlar gibi pataküte sıkabileceğiniz bir oyun değil. Tamam FPP açıdan görüyorsunuz ama gerçekten düşünmeniz gereken ve zorlayan bir oyun. Karşınızdakiler konuşurken bir anda onlara ateş ediyorsunuz çünkü psikolojiniz bozuk bir kovboyu canlandırıyorsunuz arkadaşlar. Ama hedefleme olayı bence 10 numara olmuş. Denemenizi isterim. Anlatmayla olacak bir oyun değil. On dördüncü oyunumuz yine bir gerilim ve bilim kurgu oyunu Antarktika 88 ve tamamen Türkçe arkadaşlar. Oyunu oynamak harika, sadece biraz karşınıza fazla reklam çıkabiliyor. Bu durumu da internet bağlantınızı kapattığınız zaman çözmüş oluyorsunuz. Oyunun kontrollerine alıştıktan sonra hoşunuza giden hassasiyet ayarladıktan sonra bence bölümleri tamamlamak, bulmacaları çözmek çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Nedense buradaki yaratıklar da Half-Life'daki yaratıklara benziyor. Sadece oyunun ateş etme butonu keşke solda da olsa. Sadece sağda olduğu için bazen elinize ters gelebiliyor. Ya da uzun süre PUBG oynadıysanız soldaki ateş butonunu arıyorsunuz. Tek kötü yanlarından biri bu diyebilirim arkadaşlar. Eskimeyen zombi mobil FPS oyunu Dead Trigger. Biliyorum bu oyunun ikinci serisi de çıktı ve belki ilk serisinden daha güzel olabilir. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Gerçekten ben ilk etapta Dead Trigger'dan aldığım zevki hiçbir oyundan almadım. Yani tabii ki bu biraz abartı olabilir ama gerçekten ilk oyunu oynamadan ikinci oyuna bence geçmeyin. Dead Trigger gerçekten vahşi zombilerin olduğu ve baya baya hızlı düşünmeniz gereken güzel yapımlardan biri. Karanlık tasarım olduğu için aksiyonu, bilim kurgu heyecanını ve birazcık da olsun gerilmeyi oyun eksik etmiyor. Denemeniz gereken yine güzel bir oyun.
16. oyunumuz daha cyberpunk ve teknolojik bir havaya sahip olan Neon Shadow arkadaşlar. Bu oyunda da düşmanımız robotlar. Farklı türde robotlar. Kimileri yerde sürükleniyor, kimileri drone gibi havada uçuyor. Yapmanız gereken tek şey ilk bölümde elinize aldığınız pompalı silahla onları çok kolay bir şekilde öldürmek. Tabii ki bu oyunun da bazı sıkıntıları var. Bu oyunun da hedef alma dinamiği birazcık zayıf. Özellikle yine şikayet edeceğim ama sol tarafta ateş etme butonu olsaydı çok güzel olabilirdi. Kontrollerde de yok. Bu tarz oyunlarda neden sol tarafa buton koymuyorlar gerçekten anlamıyorum. Ama bu oyunu da tavsiye ederim. Özellikle telefonunuzun sistem özellikleri düşükse Neon Shadow size göre olabilir. 17. oyunumuz Bright Memory. Oynayabileceğiniz en güzel yapımlardan biri. Bu oyunu tek kişi yapmış ve gerçekten oynarken inanamıyorsunuz, bir ekibin elinden çıkmış kadar kaliteli. Oyundaki hikaye akışı ve farklılıklar hepinizi içine çekecek. Ben oyunun tasarımını çok beğendim ve muazzam kaliteli duruyor, kesinlikle inkar etmeyeceğim. Bazılarınız oyunu oynadığında tek kişinin yaptığına inanmayabilir ama ufak bir araştırma yaparsanız çok rahat bir şekilde bu bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bright Memory hem bilgisayar versiyonu bulunan hem de telefondan oynayabileceğimiz bir yapım ve hala oynamayanlar için vakit kaybı değil. Mutlaka deneyin. 18. oyunumuz Ninja Creed. Gerçekten oynayabileceğiniz iyi yapımlardan biri ama birazcık basit tasarlanmış bir oyun. Devam eden bir hikayesi yok. Her bölümde farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Her bölümde düşmanlarınız değişebiliyor. Ama oyunun ağır çekimi ve kullandığınız silahlar bence çok iyi. Hepimiz silah kullanmaya alıştık. Yani taramalı tüfekler, tabancalar, alev silahları. Ama bu oyunda ninjanın elinden ok kullanıyorsunuz. Farklı ninja silahlarını elde ediyorsunuz. Oynayabileceğiniz bölüm bazlı ilerleyen güzel yapımlardan biri. Çok detaylı grafikleri yok ama sizin canınızı sıkacak kadar kötü de değil. Basit bir oyun, deneyin. 19. oyunumuzda Kel ve Tehlikeli Hitman yer alıyor arkadaşlar. Gerçekten Hitman oynamayan varsa lütfen Sniper oyunu oynadım demesin arkadaşlar. Çünkü bu oyunun görev tasarımları, gerçekten bölüm tasarımları muazzam derecede detaylı bir şekilde düşünülmüş denilebilir. Ve basit bir oyun değil arkadaşlar. Bazı şeyleri hesaba katmanız gerekiyor. Ağır çekimde ateş etseniz bile merminin ne kadar hızlı gideceğini, adamın bir adım dahil öne atlayıp atlamayacağını tahmin etmeniz gerekiyor. Oldukça güzel, tek düze bölümlerden oluşmayan güzel bir Sniper oyunu arayanlar için denenmesi gereken bir yapım. 20. oyunumuz Suicide Squad. Filminden daha başarılı bir yapım olmuş diyebilirim. Her ne kadar filmi birçoğumuzun hoşuna gitmese de mobil oyun standartlarını düşündüğümüz zaman oyunun grafikleri de bölüm tasarımları da bence gayet elverişli. Gerçekten oynamanız gereken basit bir oyun. Sadece sabretmeniz gerekiyor. 3 karakterden birini oynayabiliyorsunuz. Her bölümden sonra bu karakteri değiştirmeniz de mümkün. Gördüğünüz gibi oyunda Deadshot, Harley Quinn ve El Diablo var. Bence en iyisi El Diablo ile oynamak. Ellerinden ateş çıkartması bence mükemmel olmuş ve o ateş animasyonunu da bence güzel yapmışlar. 21. oyunumuz The Walking Zombie 2. Bu oyunu daha önce farklı liste videolarımda da değerlendirmiştim ve gerçekten oynayabileceğiniz kartun grafiklere sahip en iyi yapımlardan biri olduğunu söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım arkadaşlar. Bu oyunu oynamayan varsa mutlaka oynamalı. Çünkü oyundaki NPC'lerle yapılan diyaloglar, NPC'lerden aldığımız görevleri yapmak ve görevlerde farklı ekipmanlar, farklı olaylar yaşamak bence harika bir deneyim olacaktır. Oyunun güzel de bir hikayesi var. NPC'lerden hikayenin parçalarını öğrenmek daha çekici oluyor diyebilirim. 22. oyunumuz içerisinde bol bol Rusça duyabileceğiniz Zona Shadow of Lemans arkadaşlar. Bu oyun gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Özellikle karanlık atmosferi, sadece fenerle etrafınızı görebilmeniz sizi baya baya geriyor ve aksiyon oyunu olduğunu belli ediyor arkadaşlar. Bu oyunda yapmanız gereken tek şey dikkatli olmak, mermilerinizi iyi kullanmak ve çevreye odaklanmak arkadaşlar. Oyunun bir sahnesi, şu an izlediğiniz sahnesi bence Half-Life'a çok benziyor. Half-Life'da da hatırlarsanız böyle bir vagon sahnesi var. Burada da ilk bölümde vagonla ilerleyip devam ediyoruz arkadaşlar. Belki de alıntı vardır bilmiyorum ama tercih etmeniz gereken güzel bir yapım. 23. oyunumuz eski bir yapım olan Nova Legacy. Bu oyunu oynamayan yoktur diye tahmin ediyorum. Oyuna hala 60 FPS desteği gelmedi. Ben de buna şaşırıyorum arkadaşlar. Yani oyun geliştiricilerinin birazcık sınıfta bıraktığı, artık ilgilenmediği bir oyun. Ama bu oyunu da bitirmediyseniz oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir bilim kurgu uzay macerası diyebilirim. Her ne kadar uzaydan ayrılıp başka boşluklara gitmesek de bir uzay gemisinin içerisinde mürettebatımıza ne oldu onu araştırıyoruz. Bu tarz hikayeler hoşunuza gidiyorsa bence bu oyunu da denemelisiniz.
24. oyunumuz Drone Shadow Strike. Gerçekten oynayabileceğiniz en gerçekçi yapımlardan biri. Eğer siz de insansız hava aracı sürmek istiyorsanız, drone sürmek hoşunuza gidiyorsa bu oyunu denemelisiniz arkadaşlar. Gördüğünüz kameranın rengi bile gerçek bir insansız hava aracı sürüyormuş hissi veriyor size. Ve oyunda bol bol bu araçlardan bulunuyor. Siz para kazandıkça, yeni görevler yaptıkça farklı araçlar alıp o araçlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. En güzel yanlarından biri de ilerledikçe bölümlerin zorlaşması arkadaşlar. Mutlaka deneyin, mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. 25. ve listemizin son oyunu Zombies. Bildiğiniz Into the Dead kafasında yapılmış bir oyun ve bazen ondan daha iyi olduğu oluyor arkadaşlar. Ama doğruyu söylemek gerekirse hikaye odaklı olarak düşüneceğimiz zaman herkesin fazlasıyla bindiği Into the Dead daha iyi arkadaşlar. Yani oradaki hikaye en azından biraz üzücü ve gerçekten bölümü tamamlayıp o adamı kızına ulaştırmak istiyorsunuz. Zombies'te daha basit bir hikaye var ama oynanış ve efekt bakımından Zombies'in daha iyi olduğunu söylemem lazım. Yani Into the Dead'i neden listeye almadın derseniz bilmiyorum arkadaşlar. 25 tane oyunu bu şekilde sıraladım. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden en güzel mobil oyunları sizler için derleyebilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.